Memleketin en önde gelen, en efsanevi halka mal olmuş gelin adayı Nurhayat Karakaş ödülü de bularak Nurhayat'ı bahtiyar ettiniz. İkinci turda güzel şeyler yaptım. Yani yine taklit yaptım. Ne yapıyorsun kız? Anan geliyor, baban geliyor. Dayın geliyor, nasıllar? Bugün yapacağım gösteriyle kendimi final adayı olarak görebiliyorum. Nihat Doğan olmak, Bihter'in öldüğünü gördükten sonra Fatma Gül'e bakıp rahmetliye ne kadar da benziyor demektir. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Öykü? İyiyim. Sen nereden geliyordun? Ben Hatay, yani Ankara'dan geliyorum. Ay pardon, özür dilerim. Yani... Ankara'dan geliyorsun ama Hataylısın. Ha evet, onu demeye çalıştım. Peki bu akşam ne yapacaksın? Bu akşam yine taklit yapacağım. Peki, evet. Başarılar. Ha, yalnız ben 4 tane öğrenci alacağım. Erkek öğrenci. Şey, Acun abi, bir de benim abim gelecek, o da şey olacak, yolcu olacak, otobüsteki yolcu abi. Şimdi yalnız şuraya geleceksiniz. Ben size böyle dediğimde siz oraya geçersiniz. Pardon. Peri Umut Akin. Siz hepiniz. Hadi hadi yahu, yeteneklisin Türkiye otobüsü kalkıyor. Bineceksiniz binin yahu. Bana bakın lan, otobüste tanımadığınız kişilerden gazoz almayın. Yoksa başınıza geleceklerden ekibimiz sorumlu değil. Hadi. Durun, durun. Zira ben yeteneklisin Osmanlı adlı yarışma programını arıyorum. Malkoç Olacın diye bir yiğit varmış. Birinciye Osmanlı altınları verecekmiş. Ha tamam tamam sultanım, bin bin gel otur. 20. yüzyıl durağına gelince in. Epey ilerledikten sonra 21. yüzyılı göreceksin. Az git, ileride soldan 3. üniversitede yapılıyor. Lan Osmanlı mı kaldı? Bizim Malkoçoğlu Acun değil, medya kralı Acun'umuz var lan. Kız, Selahattin abi, bu otobüs zaman tüneli mi anam? Yanlış mı bindi kız? Lan! Yeteneklisin, Arabistan'a gidecek değil ya. Sen nereye peki, kafası yarım? Kız, cehennemin dibine, nereye olacak bu ses? Türkiye yarışmasına katılacağım. Acun abi yarışmacılara iyi bakıyormuş. Bir dediklerini beş etmiyormuş kız. Ha, lan sen o ses değil, bu ses bile kapısından alamazsın, geçemezsin lan. Efendim öncelikle. Böylesine. Böylesine müstesna bir günde Selahattin Bey'e, pardon, otobüsüne binerek sizlerle birlikte yaşayacağımı ötürü müşerref olun efendim. Ya Bülent ablacığım, sen zaten ünlüsün, ne işin olur yarışmada? Bismillahirrahmanirrahim ayol. Lukadir lobi. Kuplikayri. Safi milli hasıla.
20 yaşın altında erkek seyircinin olduğunu söylüyorlar. Neden katılmayacağım ayol? Kız Selahattin abi dur ben yanlış bilmişim. Canım benim. Ya sen yoksa Yıldız Tilbe taklidi mi yapacaksın? Canım benim, ben de kendisiyim. Allah Allah, artık kafam karışmaya başlıyor. Hangisi hakiki, hangisi sahte yarışmacı yahu? Selamünaleyküm kardeşim. Bu otobüs adadan geçer mi? Senin bu sorunda seyirci joker hakkımı kullanmak istiyorum. Arkadaşım sen benimle dalga mı geçiyorsun? Seni ikiye bölerim, yarı yarıya joker hakkını kullanırsın vallahi. Atla Nur Hayat, bir sen eksiktin benim canım. Selahattin abi, beni İdivaç adlı evlilik programına kadar bırakır mısın? Kusura bakma Nur Hayat. Bu otobüs oradan geçmiyor. Bu otobüs Yeteneklisin Türkiye'den geçiyor. Lan oğlum Orçun, senin ne işin var bu otobüste? Baba, ben deli taklidi yapacağım. Tek hücreli amip, sen zaten en iyisini yaparsın lan. Çünkü senin kafanda doğuştan tahtalar eksik. Hadi, yarı finale geldik. Final adayım kızım Öykü, inşallah finale geçersin. Teşekkür ederim. Alkışlarınızı ver lütfen. Çok şey yaptılar. Bak, yanıma gel. Yanıma abi, buraya abi. Evet, Öykü için evet diyenler 1'e, hayır diyenler 2'ye basıyor final yolunda. Öykü yine güldürdün beni. İyi taklit yapıyorsun. Yani sen bu konuda başarılısın. Teşekkür ederim. Gelecek olan puan hakkında hayırlısı. Teşekkür ederim. Evet, yüzdemizi alalım. Bakalım yüzde kaç sana evet demiş. Bu sonuçta yarı final. Yarı finale kadar gelmek büyük bir başarı biliyorsun. Yani evet. Yani sen hani final olsa da olmasa da çok başarılı bir şekilde devam etmiş olacaksın. Bakalım yüzde kaç evet diyecek. İşte buralara kadar gelmek çok büyük bir başarı. Hiç kafanı takacağın bir durum yok. Sen gayet başarılısın. Canını da sıkma, tamam mı?